Sorunuz var mı bunlarla ilgili? Supposed to pasifle çok sık kullanılır. Olması gerekiyor, olması bekleniyor anlamında kullanılır arkadaşlar. Let's go and see that film. Hadi gidip şu filmi görelim. It's supposed to be very good. Çok iyi olması gerekiyor. Yani insanlar çok iyi olduğunu söylüyorlar. It is said to be very good. Bu şekildeki supposed'un kullanımının iki temel anlamı vardır arkadaşlar. Bir, burada olduğu gibi insanlar öyle söylüyorlar. Öyle olması gerekiyor. Öyle olması bekleniyor. Pardon, ikisini aynı arka arkaya söylemiş oldum ama ikisi farklı şeyler. Birincisi, burada olduğu gibi insanlar öyle olduğunu söylüyor. Birincisi de işte şurada, hemen atlayıp şuradan örnek verelim. Mesela I'd better hurry, şuradaki had better yapısı. Acele etsem iyi olacak. It is nearly 8 o'clock, saat neredeyse 8. And I am supposed to be meeting Anne at 8:15. Saat 8:15'te Anne'le buluşuyor olmam lazım, olmam gerekiyor. Yani ayarladım, planladım, öyle yapmam benden bekleniyor. Bir böyle kullanımı var. Bir de insanlar işte bu filmin çok iyi olduğunu söylüyorlar. It's supposed to be a very good film. Why was he arrested? Arkadaşın veya o kişi neden tutuklandı? He's supposed to have kicked a policeman. He's supposed to have kicked a policeman. Bir polisi tekmelemiş olduğu söyleniyor. Sözde tekmelemiş. Sözde kısmını ben ilave ettim. Yani insanlar öyle söylüyorlar. Evet. Bir önce söylediğim gibi farklı bir anlamı daha var. Planlanmış, ayarlanmış veyahut da planlama ayarlama değilse de genel olarak bir beklenti ifadesi varsa. Mesela ne deriz? Türk kızlarının ne olması beklenir? Hamarat. Güzel oldu mesela. Aynen öyle. Turkish girls veya Turkish women are supposed to be hardworking. Supposed to be, ne bileyim işte, hamarat. Hamaratın Türkçesi ne şimdi? Hardworking ama tam da industrious, hardworking olur. Diligent daha çok böyle işi hassas yapan, titiz anlamında kullanılır. Şu örneği vermiştik zaten. The train was supposed to arrive at 11:30, but it was an hour late. Burada was supposed to, işte gelmesi gerekiyordu ama bir saat geç geldi. Burada planlanmış, ayarlanmış ama tabii olmamış. Was olduğu için, past olduğu için. You were supposed to clean the windows. Senin pencereleri temizlemen gerekiyordu. Bu senden bekleniyordu. Konuşmuştuk, ayarlamıştık. Why didn't you do it? Neden yapmadın? You are not supposed to park your car here. It's private parking only. Arabanı buraya park etmemen gerekiyor. Park etmemen lazım. Burası sadece özel park. Mr. Bond is much better after his illness. Hastalığından sonra çok daha iyi. Fakat he is still not supposed to do any heavy work. Fakat hala herhangi bir ağır iş yapmaması gerekiyor. Bakın, should gibi, must gibi kullanımları var. Evet. Son olarak arkadaşlar, have something done yapısı. Kozatif yapılar değil mi bunlar? Have, let, get, make. Bunların hepsi bu arada anlatılabilirdi. Hatta ileride hatırlatın. Bunların dördünü bir arada anlatayım size. Burada pasivlik kullanımına, hani özel bir kullanım şekli olduğu için vurgulamakta fayda var pasif konusunda. The roof of Jill's house was damaged in a storm. Jill'in evinin çatısı was damaged, hasar gördü bir fırtınada. Burada neye dikkatiniz çekilmesi lazım? Was damaged dedim, pasif, ama Türkçe'ye aktarırken hasar gördü dedim. Değil mi? Bir fırtınada hasar görüldü denmez Türkçe'de. Ama İngilizce'de damage, hasar vermek demektir. Hasar görmek Türkçe'de pasif anlam olarak ama kelime olarak pasif değil. Ev veyahut da çatı hasar gördü dersiniz. Ev kendi kendine mi? Çatı kendi kendine mi hasar gördü? Hayır, bir şey ona hasar verdi. Değil mi? Ama hasar gördü, hasar görüldü değil Türkçe'de. Kelime pasif değil, anlam pasif.
Bunu İngilizce'de çok sık yapmanız gerekecek. Yani burası pasif ama bu hasar görüldü, zarar görüldü değil. Belki zarar verildi diyebilirsiniz. İlla pasif olsun diyorsanız. Anlamını kavrayıp Türkçe'ye aktarmanız gerekiyor. Bir önceki derste bahsettiğim o geçişi yapmanız gerekiyor. Esnek davranmayı. Evet. Jill'in evinin çatısına fırtınada zarar verildi. So, bu yüzden she arranged for somebody to repair it. Onu tamir etmesi için birisini ayarladı. Yesterday, dün a workman, bir işçi came, geldi ve did the job. Evi yaptı. Sonuç olarak Jill had the roof repaired yesterday. Have something done arkadaşlar, bir şeyi yaptırmak demektir. Birisine bir şeyi yaptırmak. O zaman Jill had yaptırdı. Neyi ne yaptırdı? Çatıyı tamir yaptırdı. Tamir ettirdi. Burada pasifi kullanacaksanız, yani pasif derken by ile ifade edecekseniz, o zaman şu yesterday'den önce by işte a specialist diyebilirsiniz. Bir uzmanına yaptırdı. Yani Jill had the roof repaired by a specialist yesterday. Evet. Şu bakın aktif bir cümle. Jill repaired the roof. Jill çatıyı tamir etti. Yani kendisi tamir etti. Aktif cümle. Fakat burada Jill had the roof repaired. Çatıyı tamir ettirdi. Diğer örneğimiz. Did Anne make the dress herself? Anne, bayan ismi. Kendisi mi elbiseyi yaptı? Or did she have it made? Yoksa onu yaptırdı mı? Are you going to repair the car yourself? Arabayı kendin mi tamir edeceksin? No, I am going to have it repaired. Hayır, tamir ettireceğim. Where did you have your hair cut? Nerede saçını kestirdin? Your hair looks nice. Saçın güzel görünüyor. Have you had it cut? Kestirdin mi saçını? Özellikle bu haircut'ta, haircut'ın kendisi de kelime olarak bu ikisi bitişik yazılsaydı, haircut saç kestirme demek. I need a haircut derseniz, need a haircut. Hani bir tıraşa ihtiyacım var demek bu. Ama burada yani haircut'ın kendisinde kelime oyunu olduğu için biraz İngilizce'de öğrenmesi zor bir ifade bu. Ama hani not almak isterseniz kullanımı bu şekilde. Julia has just had central heating installed in her house. Evinde central heating, merkezi ısıtmayı has had installed, just. Çok yeni bir zamanda, henüz az önce merkezi ısıtmayı install ettirdi. Kurdurdu, tesis ettirdi. İşte kurdurdu dedi değil mi Türkçe'de? We are having the house painted at the moment. Dikkat ederseniz şu present perfect tense'ti. Burası present continuous tense. Şu anda evi boyatıyoruz veya boyattırıyoruz. Mesela Türkçe'de boyatmakla boyattırmak aynı şey değil mi? Niye öyle bir yapı var? Who knows? Kim biliyor yani? Bilemiyorum. How often do you have your car serviced? Ne kadar sıklıkla arabanı servis ettirirsin. Servise götürürsün. Bakımını yaptırırsın. Baktırırsın. Bunların hepsi kabul. I think, sanırım veyahut da bence, you should have that coat cleaned soon. Şutlu yapı burada da. Model kullanılmış. Şu coat'u, kaban, pardüsü, yakında, yakın bir zamanda temizletmen lazım bence. Have it cleaned. I don't like, sevmiyorum. Neyi? Bakın, like arkasından isim istiyordu değil mi? Gerund istiyordu. Aynı yapı burada da geçerli. Neden hoşlanmıyorum? Having my photograph taken. Fotoğrafımın çekilmesinden hoşlanmıyorum veya çekilmesini sevmiyorum. Ama şu have something done yapısı, birisine bir şey yaptırmak demiştik değil mi? İkinci bir anlamı daha var. Örnek, Jill and Eric had all their money stolen while they were on holiday. Jill ve Eric tatildelerken
bütün paralarını çaldırdılar. Özel hırsız tutup çaldırmadılar. Bu mümkün de olabilir. Mesela nedir? Jewelry. Ne de jewelry? Mücevheratı varsa mesela bayanın, değil mi? Çaldırırlar hani sigortadan parayı almak için mesela. O zaman yine bu aynı yapı kullanılırdı. Ama bu kullanımında normal şartlar altında parasını çaldırdı ama bir hırsız tutup çaldırmadı. Yani parasının çalınmasına izin verdi anlamında. Yani onlardan bütün paraları çalındı. Bu anlamda illa birisini tutturmak, birisine bir şey yaptırmak anlamı yok. Benzer şekilde George had his nose broken in a fight. George bir kavgada burnunu kırdırdı. Aferin yani, değil mi? Have you ever had your passport stolen? Hiç pasaportunuzu çaldırdınız mı? Mesela polis size bunu sorabilir başka bir ülkeye gittiğinizde. Sorunuz var mı arkadaşlar? Pekala, bugünlük de bu kadar.